Spinoza Teolojik Politik İnceleme Bölüm 14 İnancın ne olduğu konusunda doğru bir bilgiye sahip olmak için her şeyden önce kutsal kitabın yalnızca peygamberlerin değil ama Yahudilerin oluşturduğu çeşitli ve değişken yığının kavrama yeteneğine de uyarlandığı bilinmeli. Biraz dikkat ederse kimse bunu gözden kaçırmaz. Kutsal kitabın hiç ayrım gözetmeden tamamı Tanrı hakkında evrensel ve mutlak öğreti olarak ele alınıp, sıradan insanın kavrama yeteneğine uyarlanmış olan şey titizlikle ayırt edilmezse, ortaya şu sonuç çıkar. Sıradan insanın fikirleriyle tanrısal öğretinin birbirine karıştırılmasından, insani yorumlar ve kararların tanrısal dersler sayılmasından, ve böylece kutsal kitabın otoritesinin kötüye kullanılmasından kaçınılamaz. Çeşitli mezheplere bağlı olanların inanç dersleri diye birbirine taban tabana zıt o kadar çok görüşü öğretmelerinin ve bunları da kutsal kitaptan çıkarılmış birçok örneğe dayandırılmasının asıl nedeni budur. Sorarım size, bunu kim görmez, Hollanda'da uzun zamandır kullanılan şu özdeyiş başka ne anlatır? Yazı olmasaydı sapkın da olmazdı. Çünkü kutsal metinler tek bir yazarın eseri değildi ve yalnızca bir dönemin sıradan insanı içinde yazılmadı. Tersine onlar farklı mizaçta olan ve farklı dönemlerde yaşamış çok sayıda insanın eseriydi. Bu dönemlerin hangi zaman dilimine yayıldığını hesaplamaya kalkışırsak, neredeyse 2000 yılla ve belki çok daha fazlasıyla karşılaşırız. Yine de şu mezhep erbabını kutsal kitabın sözlerini kendi fikirlerine uyarladıkları için dinsizlikle suçlamak istemiyoruz. Çünkü kutsal kitap zamanında sıradan insanın kavrama yeteneğine nasıl uyarlanmışsa her insan onu aynı biçimde kendi fikirlerine uyarlayabilir. Adalet ve yardımseverliğe ilişkin konularda Tanrı'ya daha gönülden itaat etmenin yolunu bunda buluyorsa. Onları yalnızca şu nedenle suçluyoruz. Aynı özgürlükten diğerinin de yararlanmasını istemiyorlar. Tepeden tırnağa dürüst ve gerçek erdeme bağlı olsalar bile kendileri gibi düşünmeyen herkese Tanrı düşmanı diye eziyet ediyorlar. Tersine görüşlerini onlara bütünüyle kabul ettirmişlerse ahlaken en zayıf olanları bile Tanrı tarafından seçilmiş diye göklere çıkartılıyorlar. Bundan daha alçakça ve devlet açısından bundan daha zararlı bir tavır düşünülemez. Öyleyse her insan için inanç konusunda istediğini düşünme özgürlüğünün nereye kadar uzandığını ve görüşleri ne kadar farklı olursa olsun kimlerin inançlı sayılması gerektiği saptanmalıdır. Bunun içinde hem inancın ne olduğu hem de temel ilkelerinin hangileri olduğu belirlenmelidir. Bu bölümde yapılmak istenen bir bu bir de inancın felsefeden ayrılmasıdır. Bu sonuncusu da zaten çalışmanın tamamının ana hedefini oluşturur. Her şeyi düzenli bir biçimde sunmak için tüm kutsal kitabın üstün hedefinin ne olduğunu hatırlayalım. Bu bize inancın belirlenmesine ilişkin gerçek normu gösterecektir. Önceki bölümde kutsal kitabın hedefinin yalnızca itaati öğretmek olduğunu söyledik. Kimse bunun tersini ileri süremez. Çünkü kim iki anlaşmanın bir itaat dersinden başka şey olmadığını göremez? Tek hedeflerinin insanların içtenlikle itaat etmelerinden başka şey olmayacağını kim fark etmez? Önceki bölümün savlarını tekrarlamayalım. Musa İsraillileri akıl yoluyla ikna etmeye uğraşmadı ama onları bir anlaşmayla, yeminlerle ve lütuflarla bağlamaya çalıştı. Sonra halka ceza tehdidiyle yasalara itaat etmeleri gerektiğini bildirdi. Onu ödüller vaat ederek teşvik de etti. Başvurduğu bütün bu yollar bilimler için değil yalnızca itaat için elverişli yollardı. İncil'in öğretisine gelince o da yalnızca düz inanca ilişkindir. Tanrı'ya inanmak ve onu yüceltmek ya da aynı anlamda Tanrı'ya itaat etmek. Bu kadar açık bir şeyi kanıtlamak için itaat tavsiye eden ve iki anlaşmada da bunun çok sayıda örneği bulunan kutsal kitap metinlerini ard arda yığmaya hiç gerek yok. Öte yandan Kutsal kitabın kendisi birçok bölümde apaçık bir dille her insanın Tanrı'ya itaat etmek için ne yapması gerektiğini öğretir. Gerçekten de yasanın tümü şundan ibarettir. Hem cinsini sevmek. Bu yüzden Tanrı buyruğu uyarınca hem cinsini kendisi gibi sevmenin yasaya göre gerçekten itaatkar ve mutlu olunduğunu kimse inkar edemez. Tersine hem cinsinden nefret eden ya da ona sırtını çeviren kişi itaatsiz ve asidir. Son olarak da herkes kutsal kitabın yalnızca bilginler için yazılıp yazılmadığını bilir. Tersine kutsal kitap ayrım gözetmeden her yaştaki ve türdeki tüm insanlar içindir. Yalnızca bundan bile kuşkusuz şu sonuç çıkar. Kutsal kitabın yasasıyla bu buyruğun yerine getirilmesi için kesinlikle gerekli olan şey dışında hiçbir şeye inanmak zorunda değiliz. Bu yüzden söz konusu buyruğun kendisi tüm evrensel inancın biricik normudur. Herkesin benimsemek zorunda olduğu bütün inanç dogmaları yalnızca bu buyruğa göre belirlenmelidir. Yukarıda söylenenler gün gibi ortadadır ve haklı olarak her şey yalnızca bu temelden ya da yalnızca akıl yoluyla çıkarsanabilir. Öyleyse herkes kilise içinde nasıl olup da bu kadar çok anlaşmazlık çıkabildiğini oturup bir düşünsün. 7. bölümün başında açıklananlar dışında başka nedenlerin buna yol açıp açmadığını da. Ortaya konulan bu temelden yola çıkarak inancın dogmalarını belirleme usulünü ve tarzını burada açıklamaya beni iten de bu bunu yapmaz ve sorunu kesin kurallarla belirlemezsem haklı olarak buraya kadar hiçbir ilerleme kaydetmediğime inanılabilir. Çünkü herkes itaat için vazgeçilmez bir yol olduğu gerekçesiyle canının her istediğini gündeme getirebilir. Özellikle tanrısal öz nitelikler söz konusu olduğu zaman. Öyleyse bütün bunları bir düzen içinde işleyebilmek için işe inancı tanımlayarak başlayacağım. Ortaya koyulmuş temel uyarınca inanç şöyle tanımlanmalı. İnanç Tanrı hakkında öyle şeylerin düşünülmesinden ibarettir ki bunların tanınmaması durumunda Tanrı'ya itaat ortadan kalkar. Tanınmaları durumunda da onlar zorunlu olarak bu itaate içkindir. Bu tanım öylesine aydınlıktır ve daha önce gösterilmiş olanı öylesine bir kesinlikle izler ki herhangi bir açıklamaya hiç gerek kalmaz. Bunun sonuçlarını kısaca göstereceğim. 1. İnanç kendiliğinden değil, itaat sayesinde kurtuluşa götürür. Yakup 2.17'de dendiği gibi, tek başına eylemsiz inanç ölü bir inançtır. Bu konuda Yakub'a ilişkin söz konusu bölümün tamamına bakılabilir. 2. Bundan çıkan sonuç, gerçekten itaatkar olanın zorunlulukla gerçek ve kurtarıcı bir inanca sahip olduğudur. Çünkü söylediğimiz gibi itaat varsa zorunlu olarak inanç da vardır. Yakup 2.18'de de kesin bir dille söylendiği gibi eylemlerin olmadan sen bana inancını göster. Ben de sana inancını eylemlerimle göstereceğim. Yuhanna'nın birinci mektubu 4, 7, 8'de de şöyle denir. Hem cinsini seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz. Çünkü Tanrı yardımseverliktir. Dolayısıyla bir kez daha insan yalnızca yaptıklarına göre inançlı ya da inançsız sayılabilir. Dogmalar konusunda diğer inançlılardan ayrılsa bile iyi işler yapıyorsa o yine de inançlı biridir. Tersine inançlı insanlarla sözde uyuşsa bile kötü işler yapıyorsa o yine de bir inançsızdır. Çünkü itaat varsa mutlaka inanç da vardır ve eylemsiz inanç ölü inançtır. Bu yine Yuhanna'nın birinci mektubu 4.13'te kesin bir dille öğretilir. Tanrı'da yaşadığımızı ve onun bizde yaşadığını bize kendi ruhundan vermiş olmasından anlıyoruz. Ruh yani yardımseverlik. Gerçekten de o daha önce Tanrı yardımseverliktir demişti. Yardımseverlik ise insanın Tanrı'nın ruhuna gerçekten sahip olacağı sonucuna buradan vardı. Dahası Tanrı'yı kimse görmemiş olduğu için insanların Tanrı'yı yalnızca hem cinsine karşı yardımseverlikle hissedebileceği ve anlayabileceği sonucunu çıkardı. Dolayısıyla insanın ona katıldığımız ölçüde Tanrı'nın öz nitelikleri arasında yalnızca bu yardımseverliği tanıyabileceği sonucuna da vardı. Bu nedenler kesin olmasalar bile Yuhanna'nın zihnini yeterince açık bir biçimde dile getiriyorlar. Ama Yuhanna'nın 1. mektubu 2-3-4'te söylenenler çok daha açıktır. Burada savunduğumuz şey pek kesin bir dille öğretilir. Buyruklarını yerine getirsek, onu tanıdığımızdan emin olabiliriz. Onu tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır. Kendisinde gerçek yoktur. Bundan da yeniden şu sonucu çıkartıyoruz. İnsanın gerçek düşmanları kendileri gibi düşünmedikleri ve bağlı oldukları inancın dogmalarını savunmadıkları için adaleti seven dürüst insanlara eziyet eden kişilerdir. Çünkü biliyoruz ki adaleti ve yardımseverliği sevmek inançlı olmak için yeterlidir ve inançlı olanlara eziyet edenler İsa'nın düşmanıdır. Son olarak ortaya çıkan sonuç da şu. İnanç gerçek dogmalardan çok dine bağlılığı sağlayan dogmalara gerek duyar. Bir başka deyişle onun gerek duydukları insanın gönlüne itaat duygusu aşılayabilecek dogmalardır. Ama aralarından çoğunun gerçeklikle uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Yeter ki insan onlara bağlanırken yanlışlıklarından haberdar olmasın. Yoksa tersine isyankarlığa sürüklenmesi kaçınılmaz olur. Gerçekten de adaleti sevmeye ve Tanrı'ya itaat etmeye çalışan kişi tanrısal tabiata yabancı olduğunu bildiği bir şeyi tanrısal diye nasıl yüceltebilir? Ama insanlar gönül saflığıyla aldanabilir. Kutsal kitapta da gösterdiğimiz gibi bilgisizlik değil, yalnızca itaatsizlik mahkum edilmiştir. Dahası bu yalnızca inanç tanımından da zorunlulukla ortaya çıkar. Onun her bir unsuru yukarıda sunulan evrensel temelden ve kutsal kitabın tamamının biricik hedefinden çıkarılmalıdır. Eğer ona rastgele kişisel fikirler katmak istemiyorsak. Bu tanım özel olarak doğru dogmalar değil ama itaat için vazgeçilmez nitelikte olan bir başka deyişle insanın gönlünde hem cinsine sevgiyi körükleyen dogmalar gerektirir. Çünkü yalnızca bu yolla herkes Tanrı'dadır ve Tanrı herkestedir. Demek ki her insanın inancı gerçekliğine ya da yanlışlığına göre değil, yalnızca gösterdiği itaate ya da itaatsizliğe göre dine bağlılık ya da dinsizlik diye değerlendirilmelidir. Öte yandan herkes bilir ki insanların ortak mizacı son derece çeşitlidir ve hepsi her konuda aynı biçimde fikir birliği yapamaz. Tersine fikirler insanları farklı farklı yönlendirir. Birini sofuluğa yönelten fikirler bir başkasında yalnızca kahkahaya ve hor görüye yol açabilir. Öyleyse bunlardan çıkan sonuç şu olacaktır. Katolik ya da evrensel inanç, dürüst insanlar arasında tartışmaya yol açabilecek hiçbir dogma içermez. Çünkü yapılan işler açısından bakıldığında tartışma konusu bu tür dogmalar birisi için dine bağlı sayılacak nitelikteyken bir başkası için dinsizlik sayılabilecektir. Demek ki evrensel inanç yalnızca Tanrı'ya itaat için kesinlikle gerekli olan dogmaları içerir. Bunları bilmek itaati bütünüyle imkansız kılar. Diğer dogmalara gelince her insan Kendisini kimsenin tanıyamayacağı kadar iyi tanıdığında onlar hakkında en iyi olduğuna karar verdiği şeyi düşünecektir. Adalet sevgisini yüreğinde güçlendirmek için. Kilise içinde tartışmalara yer bırakılmamış olur. Bundan böyle evrensel inancın dogmalarını sıralama konusunda hiçbir kuşku taşımayacağım. Bir başka deyişle bunlar evrensel kutsal kitabın hedefi olan temel noktalardır. Hepsinin şuna yönelmesi gerekir. Adaleti ve yardımseverliği seven yüce bir varlık vardır. Herkes kurtuluşa ermek için ona itaat etmek zorundadır. Yine herkes hem cinsine yardımsever ve adil davranarak Tanrı'ya tapmalıdır. Söz konusu temel noktaların tanımı bunlardan yola çıkarak pek kolay belirlenir ve şu aşağıda sıralayacaklarımdan ibarettir. 1. Bir, bir tanrı vardır. Yani üstün bir biçimde adil ve bağışlayıcı yüce bir varlık. Yani bir gerçek hayat örneği vardır. Çünkü onun var olduğunu bilmeyen ya da buna inanmayan biri ne ona itaat edebilir ne de onu bir yargıç olarak tanıyabilir. 2. Tanrı tektir. Gerçekten de bu kimsenin kuşku duymayacağı biçimde onun üstün ve kendini adama, yüceltme ve sevgi konusu olması için gereklidir. Çünkü kendisine karşı adanma, tapınma, yüceltme ve sevgiye kaynaklık eden şey, bir varlığın tüm diğerlerine göre eşsiz olan konumudur. 3. O her yerdedir ya da ondan gizli hiçbir şey olamaz. Gerçekten de onun için gizli olan şeylerin bulunduğuna inanılırsa ya da onun her şeyi gördüğü bilinmezse, sayesinde her şeyi yönettiği adaletinin yansızlığından kuşkulanılır ya da düpedüz onun varlığından habersiz kalınır. 4. Her şey üzerinde yüce bir hakkı ve mutlak hakimiyeti vardır ve hiçbir şeyi onunkine üstün bir hakkın baskısı altında yapmaz. Her zaman tam bir serbesti ve olağanüstü lütufla davradır. Herkes mutlak olarak ona itaat etmek zorundadır. O ise hiç kimseye. 5- Tanrı'ya ibadet ve Tanrı'ya itaat yalnızca adalet ve yardımseverlikten, bir başka deyişle hem cinsine sevgiden ibarettir. 6- Bu yaşama usulünü izleyerek Tanrı'ya itaat eden herkes, ve de yalnızca onlar kurtuluş ermişlerdir. Zevk ve sefa hükümranlığında yaşayan diğerlerine gelince onlar kayıp insanlardır. İnsanlar buna kararlı bir biçimde inanmazlarsa Tanrı'yı hazların tutsaklığına tercih etmeleri için hiçbir nedenleri kalmayacaktır. 7. Son olarak da Tanrı pişman olanların günahlarını bağışlar gerçekten de günah işlemeyen kimse yoktur. Demek ki bu husus kabul edilmeseydi, herkes kurtuluşu konusunda umutsuzluğa kapılır ve Tanrı'nın bağışlayıcını ve Tanrı'nın bağışlayıcılığına inanmak için hiçbir neden bulamazdı. Ama sayesinde her şeyi yönettiği bağışlayıcılığı ve lütfu yarınca Tanrı'nın insanların günahlarını bağışladığına kararlı bir biçimde inanan ve bu nedenle Tanrı'ya duyduğu daha büyük bir sevgiyle yanan kişi İsa'yı ruhu aracılığıyla tanır ve o zaman İsa onun içindedir. Kimse tüm bu hususların öncelikle bilinmesinin kesin bir gereklilik olduğunu görmezden gelemez. Çünkü ancak bu sayede istisnasız bütün insanlar yukarıda açıkladığımız yasa buyruğu uyarınca Tanrı'ya itaat edebilirler. Bu hususlardan biri ortadan kaldırılırsa itaat de ortadan kaldırılmış olur. Tanrı'nın ya da gerçek hayat örneğinin ne olduğuna gelince ister ateş, ister ruh, ister ışık, ister düşünce vesaire olsun bunun inançla bir ilişkisi yok. Onun neden gerçek bir hayat örneği olduğunun bilinmesinin de adil ve bağışlayıcı olduğu için mi ya da her şey onun sayesinde var olup devindiği için mi? Dolayısıyla da onun sayesinde anladığımız gerçekten adil ve iyi olanı onun sayesinde gördüğümüz için mi? İçimizden her birinin bu konuda verdiği kararın ne önemi var? Ayrıca şunları kabul edip etmemenin de inanç açısından bir önemi yok. Tanrı özü uyarınca mı yoksa gücü uyarınca mı her yerdedir? Her şeyi özgürce mi yoksa tabiatından kaynaklanan bir zorunlulukla mı yönetir? Yasaları bir hükümdar gibi mi buyurur yoksa sonsuz gerçekler olarak mı öğretir? İnsan tanrıya serbest iradesiyle mi yoksa tanrısal bir karardan kaynaklanan zorunlulukla mı itaat eder? Son olarak da iyilerin ödüllendirilmesi ve kötülerin cezalandırılması tabi midir yoksa tabiat üstü bir nitelik mi taşır? Her insanın bu hususları ve benzer başkalarını nasıl anladığı inanç açısından hiç önemli değil. Yeter ki bunlardan daha özgürce günah işlemesini ya da Tanrı'ya daha az itaat edilmesini sağlayacak sonuçlar çıkarılmasın. Tam kavrama yeteneğine uyarlamalı ve onları tüm gönlüyle Tanrı'ya itaat etmek üzere hiç duraksamadan ve bütün varlığıyla en kolay benimseyebileceğini düşündüğü özgün bir biçimde kendisi için yorumlamalıdır. Çünkü daha önce belirttiğimiz gibi inanç eskiden o dönemin peygamberleriyle sıradan insanın kavrama yeteneğine ve fikirlerine göre vahyedilip yazıldı. Yine aynı biçimde bugün de her insan inancı hiçbir düşünsel kararsızlık ya da duraksama olmadan kucaklamak üzere kendi fikirlerini uyarlamak zorundadır. Gerçekten de gösterdiğimiz gibi inanç gerçeklikten çok dine bağlılık ister. Yalnızca itaat nedeniyle dine bağlı ve kurtarıcı bir nitelik yalnızca itaat nedeniyle dine bağlı ve kurtarıcı bir nitelik taşır. Dolayısıyla da her insan sadece itaatinden ötürü inançlı olabilir. Demek ki en iyi nedenlerin gösterilmesi mutlaka en iyi inancın gösterilmesi demek olmayacaktır. Yalnızca adalet ve yardımseverliğe ilişkin en iyi işler bunu gösterebilir. Bu öğretinin ne kadar kurtarıcı olduğu insanların barış ve uzlaşma içinde yaşayabilmeleri için bir devlette ne kadar gerekli olduğu ne çok siyasi karışıklık ve suç nedenini hem de en ağırlarını ortadan kaldırdığını varın siz değerlendirin. Ama devam etmeden önce burada şunu da vurgulamalı. Gösterilmiş olanlar Tanrı'nın Sina Dağı'ndan İsraililere seslenişine değindiğimiz birinci bölümde yükselen itirazlara kolayca cevap vermemizi sağlayacaktır. İsraililerin duydukları bu ses o insanlara Tanrının var olduğu konusunda felsefi ya da matematiksel hiçbir kesin bilgi veremedi. Yine de bu onları daha önce yapabildikleri şekilde Tanrı karşısında hayranlıkla kendilerinden geçirmeye ve itaate itmeye yetiyordu. Gösterinin hedefi de bundan başka bir şey değildi. Çünkü Tanrı İsraillilere özünün mutlak öz niteliklerini öğretmek istemiyordu. İtaatsizliklerini kırmak ve onları itaate etmek istiyordu. Bu yüzden onlara nedenler ileri sürerek değil, boru sesleri, gök gürültüsü ve şimşeklerle kendini gösterdi. Gösterilmesi gereken bir şey daha kaldı. İnanç ya da teoloji ile felsefe arasında hiçbir bağ olmadığı gibi hiçbir yakınlık da yoktur. Bu iki disiplinin hedefini ve temelini bilen hiç kimse İkisinin arasında gerçekten uçurumlar olduğunu görmezden gelemez. Çünkü felsefenin tek hedefi gerçekliktir. Oysa inancın hedefi, ayrıntılı olarak gösterdiğimiz gibi itaat ve dine bağlılıktan başka bir şey değildir. Sonra felsefenin temelleri ortak nosyonlardır ve o yalnızca tabiattan çıkar sanmalıdır. Tersine inancın temelleri, tarihi anlatılar ve dildir. Ayrıca 7. bölümde gösterdiğimiz gibi, İnanç yalnızca vahye ve kutsal kitaba dayanmalıdır. Demek ki inanç her insana çok geniş bir felsefe yapma özgürlüğü tanır. Öyle ki her insan bu bir suç sayılmaksızın her konuda istediğini düşünebilsin. İnanç sapkın ve ayrılıkçı diye yalnızca itaatsizliği, kini, çatışmayı ve öfkeyi kışkırtabilecek fikirleri öğretenleri mahkum eder. Tersine yetenekleri ve akıl gücü el verdiği ölçüde sadece insanları adalet ve yardımseverliğe teşvik edenleri inançlı sayar. Son olarak burada sunduklarımız bu incelemenin asıl hedefini oluşturduğuna göre devam etmeden önce okurumdan ısrarla şunu yapmasını rica ediyorum. Bu iki bölümü çok dikkatli okusun ve onları tekrar tekrar incelesin yeni bir şey icat etmek için değil, bir gün düzeltebileceklerini umduğumuz kötü uygulamalara set çekmek için yazdığımıza iyice ikna olsun.